Hanım kardeşlerim, hanım kızlarım, başörtü düzeyinden lütfen yükselin. Kur'an okuma düzeyinden lütfen yükselin. Hala ilkokuldaki alfabe yazısını kullanmayıp kendiniz roman yazacak hale geldiğiniz gibi nasıl yazıyı yükselttiniz, okumayı yükselttiniz, yaşadığınız Müslümanlığı da başörtüsüyle başladığınız günlerden daha yukarılara doğru çıkarmak zorundasınız. Müslümanlığınız sizinle beraber büyümeli. Ufkunuz gördüğünüz dünyanın hacmi kadar olmalı en azından. Sadece evinizi, teyzenizi ve halanızı gördüğünüz zamanlar bir başörtüsünün hedef olduğu kimselerdiniz. Şimdi şehirler gördünüz, ülkeler biliyorsunuz. Artık sizin ufkunuz bir başörtüsüyle simgelenebilecek daracık bir ufuk olmamalıdır. Olduğu zaman küçük kalırsınız, 40'a kadar sayarsınız. 40'ı da dünyanın en yüksek astronomik rakamı zannedersiniz. Siz mevlütlerde, cenazelerde, düğünlerde dua yapanların, "Ya Rab, bu evliliği Hatice ile Muhammed Aleyhisselam'a verdiğin mutluluk gibi mutlulukla donat" diye düğünlerde dua yapıyor ya hoca efendiler. Çirkin, yersiz, ahlaksız bir duadır bu. Eşini sabah namazına camiye bile göndermeyen kadının mağaradan inen eşine "Yürü Muhammed, arkandayım ben" diyen kadın gibi olması, benzerleştirilmeleri ahlaki midir? Vicdan bunu kabul eder mi? Mekke'nin en zengin kadını olduğu halde servetini, canını, bedenini, her şeyini kocasına feda edip İslam'ın ilk çekirdeğini diken kadın, insanlığın özü olan o kadın, eşinin sakal bırakmasına bile izin vermeyen bir kadınla kıyas edildiği bir cennet hayal edilebilir mi acaba? Bu ne kadar çirkin bir benzetmedir. Böyle dua olur mu ya? Hatice'ye benzeyecekmiş. Bir de Hacı teyzeler ölmesin. Tabutunun başında "Ya Rabbi, Hatice annemizle beraber bunu mahşerde buluştur." Niye? Etek mi gösterecek Hatice'ye? Hatice'ye alınmış, koparılmış kaşlarını mı gösterecek? "Senin kaşların Arap kaşıydı, bak kaş gör" mü diyecek? Ruj mu göstereceksin Hatice'ye? Nerede buluşuyorsun, niye buluşuyorsun? Yaşadığın 80 sene senin özündü. O paydadakilerle buluşmak varken can, mal, her şeyini eşine ve eşinin dinine feda eden kadınla aynı paralelde bulunmayı iddia etmek gülünçtür, gülünç.